Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle güzel bir yuvalık açılışı yapalım. Yavrularımız var, bayağı büyüyen. Yeni yumurtlayan takımlarımız var, onları göstereceğim. Bazı kuşlarda yumurta doluluk tahmini falan yapabiliriz. Yumurtası olan kuşlarımız var, 7 numara var mesela. Onun haricinde 30 numara var, onların dolu olacağını çok sanmıyorum. Yeni çıkan yavrularımız var burada 28 numarada. Sıra sıra teker teker hepsini ben bugün sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu arada Japonez yavrularımızı falan da göstereceğiz. Erkeğimiz bir anda öldü. Sebebini bilmiyorum. Diğer kuşlarda gene bir sıkıntı yok. Ama sadece erkeğimiz öldü arkadaşlar. Onu da birazdan zaten hem cinsini hem yavrularını göstereceğim. Onların sağlıklarında da bir sıkıntı yok. Dışkılarda gayet sağlıklı. Şuradan da göstereyim dışkıları sizlere. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Hatta daldalarını da eksik etmiyordum ben. Erkeğe karıcım gördüğüm zaman direkt daldalarını verdim. Hatta erkeğe farklı bir kafese ayırdık. Yavru bakıp daha da fazla bir titrelerini düşürmesin diye ama fayda etmeden fazla 2 saat dayandı arkadaşlar biz ayırdıktan sonra. Büyük ihtimalle yavru beklerken fazla yoruldu. Onun haricinde bir rahatsızlığı gözükmedi zaten. Tekrardan söylüyorum ama maalesef öldü. Şimdi hangi kafeslerden başlayalım çok bilmiyorum. Normalde genelde bu doğal kafesten başlıyorduk arkadaşlar. Değişiklik olsun isterseniz bugün de buradan başlayalım. Şu an saat öğlen 11.30-12 arası. Kuşlar bayağı bir cıvıl cıvıl hareketliler arkadaşlar. Sabahleyin genelde bu performanslı oluyorlar. Çok fazla ötüyorlar, çok fazla hareket oluyor. Çiftleşmeleri de genelde kaç gibi diyeyim ben size. Bu 4 ila 6 arası falan o saatlerde daha fazla oluyor. Çünkü o saatlerde genelde üretimhaneye girip havalandırmayı falan yapıyoruz. Ses topumuz var. O ses topundan şarkı falan açıyoruz arkadaşlar kuşlara. O bayağı bir hareketlendiriyor. Bakın bu yöntemi sizler de deneyin. Kuşunuz varsa çiftleşmiyorsa sürekli olarak şarkı dinletirin arkadaşlar. Çünkü ses olduğu zaman hayvanlar daha da fazla hareketleniyor. Daha da fazla kur yapmaya başlıyorlar. Ve çiftleşme ihtimalleri daha da fazla artıyor. Bunun zamanında biz zaten test ettik, gördük. Sizlere de tavsiye ederim. Salma kafesteki kuşlarda hala soran arkadaşlarımız var. Salma kafestekiler sadece aşağıdakiler sahiplendirecek arkadaşlar. Üsttekiler rezerve edildi. Üsttekilerin hepsi Yasin abimiz var, ona gidecek. Hatta yeni çıkacak yavrularımız var, onları da göstereceğim. 18 numaralı yavruları mesela, 2 tane erkek yavrumuz var. O ona gidecek. Onların düşmesini bekliyorum zaten. Onlar düştükten sonra direkt bunların gönderimini sağlayacağız. Şimdi 28 numaradan çıkan yavrular var. Onlar da yuvadan düştükten sonra gönderilecek. Onlardan da çok güzel yavru geliyor. Hatta örnekleri salmamızda da var. Birazdan onları da sizlere gösteririm en son olmazsa. Şimdi kafeslerden başlıyorum. Şimdi arkadaşlar. Bundan bir kuluçka geçirdiler. Bunların geçmişinden de bahsedeyim ben size. Bir kuluçka geçirdiler. İlk kuluçkamızda yumurtalar boştu. Boş yumurtaları aldık. Şimdi tekrardan ikinci kuluçkaya yatırmaya başladık arkadaşlar kuşlarımızı. Erkeğimiz şöyle uzaklaşırsa net bir şekilde gösterdim. İkimiz yuvadan çıktı bu arada. Erkeğimiz bu, bizim kral vardı çünkü o. Onun yavrusu arkadaşlar. Annemiz Aylin'e jumboydu, o yüzden yavru kırık geldi. İkimiz de bu çok güzel sparlı renkler. Birisi bebek mavi, birisi parlament mavisine yakın bir rengi var. Şöyle geliyorum, yuvamız boş. Bunların totalde dediğim gibi 5-6 yumurtası vardı. Onların hepsini ben komple aldım. Tekrardan ikinci kuluçkaya yatırmak istediğimiz için arkadaşlar bakalım ikinci kuluçkada yumurtayı doldurabilecekler mi? Dişi dolduruyor normalde, erkeğin ilk kuluçkası olduğu için, erkek işi bilmediği için yumurtayı dolduramadı maalesef. Ama bu kuluçka bakacağız. Şimdi burada da yine kralın oğlu, öndeki kralın yavrusuydu arkadaşlar. Arkadaki başka bir takımımızın yavrusu. Bunlar yumurtladılar, kuluçka geçirdiler, yavru da verdiler. Dinlendirmiştim, tekrardan birleştirdim. Birleştireli yaklaşık 3 gün önce olmuştur. 3-4 gün. Yuvamız şu anda boş ama bunlar garanti takım zaten arkadaşlar. Bunların yumurtlamama ihtimali sıfır. Kesinlikle yavru vereceklerdir bunlar. Aşağı kafesimiz boş, orayı göstermiyorum. 16 numarada yeni bir eşleme yapmıştık. Bunlardan yumurta geldi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bunların şu anda 4 yumurta var ve 3'ü dolu arkadaşlar. 4'te 3 doluluk var. Maşallahımızı alırız. Kuşlarımızı da gösterelim şöyle. Dişi yuvaya gitti. Dişi göstermedim ama erkeği göstereyim. Erkeğimiz de bu. Hatta bu videomuzda yeni bir eşleme de yapalım sizlerle birlikte. Buradaki gri dişimizi şuradaki mor erkeğimize eş olarak atmak istiyorum. Bu. Bu da tüyde. Ama iş yapacak diye düşünüyorum. Sen bana mı geleceksin? Gel. Kuşlar dışarıya bayağı meraklı. Bunlar yeni işlem arkadaşlar ama herhangi bir anlaşma veya başka bir durum yok. Hatta dişi erkeğe büyük ihtimalle baskın geldi, erkek küne dahi çıkamıyor. O yüzden bunlarda bir eş değişikliğine gitmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyorum. 18 numara. Bunların dediğim gibi iki yavrusu vardı. Şöyle bismillah deyip yuvamızı açalım. Bunların ikisi de erkek arkadaşlar. İkisi de mavi ama mavinin tonları farklı bakın.
birinin sırttaki tonuyla diğerinin bacaklarının oradan çıkan mavinin tonu belli oluyor zaten. Hiç aynı değil. Alakası bile yok arkadaşlar. İkisi de erkek bu arada. Bunların da yavruları çok çok güzel oluyor. Örnek gösterecek olursam. Hatta erkeğin önceki dişisi bu dişe göre biraz daha küçüktü arkadaşlar kalıp olarak. Ona rağmen bakın erkeğin yavrusuna bakın arkadaşlar. Ona rağmen erkeğin yavrusu bu. Bu yavrular bunun yüzüğü geçecek yani. Geçme şansı yok. Gayet güzel bir kuş. Nerede kaldık? Bunların yavrularını gösterdim. Yakından bunları da göstereyim. Bu ağırtıya girmiş bu arada. Deli deşe tüy patlatmış arkadaşlar. Oğlum gel. Ne oldu? Neye kızıyorsun? Gel. Dur da fotoğrafını çekeyim. Dur. Kaç. Bana gel kamera verirse. Elime mi geleceğim? Gel sen de gel. Bunların yavruları dişi. Dişinin kanatta aslında bu erkekten daha iyi. O yüzden yavruları zaten iyi bekliyorum arkadaşlar. Önceki kuluçkaya göre çok çok iyi yani. Ciddi anlamda iyi. Şimdi geldik 19 numaraya. Bunlar dinlenmeye alınmıştı. Tekrardan eşya atıldı. Şu anda yumurtlamaları bekleniyor arkadaşlar. Bunlardan da yavru aldım. Çok da güzel yavru verdiler. Gri, beyaz parçalı, alakası yok aslında kendi renklerine baktığınız zaman. Ama gayet güzel bir yavru vermişler. İkimiz bu. Erkeğimizin rengi çok güzel. Şöyle göstereyim. Hem yeşili var, hem mavisi var, kurboğazı var. Yani rengarenk çok güzel bir erkek. Bu erkeği aslında farklı bir dişiyle eşlemek istiyorum. Hatta düşündüğüm dişiyle olmazsa bugün eş atmayı düşünüyorum arkadaşlar. O da buradaki lila beyaz kızımız. Karşıdaki göreyimiz bakın mesela bu da Yasin abiye gidecek. Daha hayvan 2,5-3 aylık ama yani kalır bu cüssesi falan. Sakalları zaten beni öldürüyor arkadaşlar. Şu siyah pullu sakallar benim aşırı derecede hoşuma gidiyor. Çok güzel bir dişi oldu. Bu arada resesifin yavrusu işte o. Annesi gri, babası resesif. Çıkan yavru bu arkadaşlar. Bugün de bu güzelliğimizi eş atacağız. Bunun annesi de morş oldu. Onu maalesef üretim haneyi kurduğumuz zaman kaybettik. Bakın bu da çok güzel oluyor. Bu da resesifin yavrusu. Zaten bunların ikisi kardeş arkadaşlar. Biri mavi geldi, biri gri geldi. Bundaki ciddiyete baksana da gözler gözükmüyor. Aynı yuvanın kardeşleri. İkisi de 2,5-3 aylık. 3 aylık yoklar bile. Daha ilk tüyüne anca girdiler arkadaşlar. Düşünün yani ona göre. Ayarını anlarsınız. Bakın bu da yavru. Ya göndereceğimiz yavruların hepsi normalde kendime ayırdığım yavrular. Kendime de kötü yavru ayırmıyorum arkadaşlar. Hani güzel kuşlar aldım ciddi anlamda. Ve bu yavruların karakterlerinde mi var diyeyim? Annelerin babaların karakterlerinde mi var diyeyim? Eşe attığınız gibi direkt çiftleşiyor arkadaşlar. Bakın normalde burada üst basıp şovumuz var. Birazdan bahsedeceğim zaten. Kuş dişiyi gördüğü zaman kaçıyordu normalde. Yanına bizim o kendi ayırdığımız yavrulardan attık arkadaşlar. Dişi zorla kendiyle çiftleşmeye ikna etti erkeği. Erkek şu anda artık tam anlamıyla erkek oldu. Yuvaya giriş çıkışlar da başladı. Kendine güveni de geldi. Baskınlık da sağlamaya başladı. Kur da yapmaya başladı. Yani o erkeği bile yola getirdiler bizim yavrular arkadaşlar. Hani ciddi anlamda çok güzel karakterde oluyorlar. O yüzden zaten dışarıdan kuş almayıp kendi üretimhanemizden kuş arıyorum. Sebebine gelecek olursak tekrardan söylüyorum. Çok kolay eşleme yapıyorlar. Çok güzel yavru bakıyorlar. Verimleri de güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden dışarıdan kuş alma gereği çok fazla duymuyorum. Bakın buradaki mesela şovlarımız. Bunlar da ona gidecek. Yuvadan düştükleri zaman burada 4 tane var mesela. Ve beyaz geliyor bu sefer yavrularında. Yanlış görmediysem kanat kuşları beyaz parçalı geliyor. Çok güzel mutasyon. Belki de resesif atacaklar. Hiç belli olmaz. Bunlar da dediğim gibi Yasin abiye gidecek. Şu an kaç tane göndereceğiz? 13-15 arası bir yavru gönderimimiz olacak. Ondan sonra gene bir 15-17 arası yavru gönderimimiz daha olacak. Sonra da 32 tane şov rezerve etti zaten kendisimizden. Çıktıkça ona göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi 21 numaraya gelelim. Bakın Japonez annemiz burada. Annede herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kapağımız gene çıktı. Kapağı çıkarttık. Annemiz bu. Suyunu içiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın yavrularımızın painted geliyor. %100 painted geliyor. Çok güzel mutasyon. Yavru büyüdüğü zaman göreceksiniz arkadaşlar. Bütüne demiştim. 3 yavrumuz bütün o. 2 yavrumuzun birisi painted, diğerimiz belli değil arkadaşlar. Bunlarda da durum böyle. Bunların güzelliklerine baksanıza. Yavruların sağlıklı olup olmadığı nereden anlaşılıyor? Ona değinecek olursak hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bu genelde yavrularda ten renginden çok net bir şekilde anlaşılıyor. Normalde böyle sağlıklı yavruların ten renklerine dikkat etmişsinizdir. Dikkat etmediyseniz 5 saniye geri sarın arkadaşlar. Pembemsi olur. Kuru deri olmaz arkadaşlar. Hafif böyle nemli gibi gözükür. Kaygan, saydam gibi gözükür arkadaşlar derinin yüzeyi. Yavrularımız da zaten öyleydi biraz önce gördünüz. Kuru deriler, kırtış kırtış böyle katlanmış deriler veya
derinin rengi mora çalıksa o kuş hasta demektir. Bazılarında hasta olmasa da havalandırma yetersiz gelebiliyor. O zaman da deli kuruyabiliyor arkadaşlar. Bulundurduğunuz ortamı havalandırırsanız düzenli olarak kuşların olduğu yeri veya havalandırma takarsanız bu sorunu da çözersiniz. 22 numara bakın bunlar da yeni eşleme. Hemen atalım. 2 yumurta gelmiş. Gayet güzel. Bunların renk uyumu çok çok güzel arkadaşlar. Fenerli yavrular gelebilir bunlardan. Ciddi anlamda güzel yavrular. Bakın burada yeni bir eşlememiz var ki bunlardan yavru gelirse zaten muazzam ya. Ciddi anlamda muazzam. Griye zaten bayılıyorum. Bakın bu griye de mesela buradaki yeşilin yavrusu arkadaşlar. Yani bunun yavruları da bu yuvadaki yavrular da yine bunun ayarında olacak. Yani kötü bir yavru gelme ihtimali yok. Bu ayarda yavrular gönderiyoruz zaten bize şu anda. Salmanakiler de bunun genlerinden gelme. İkimiz bizim Muharrem diye bir kardeşimiz var. Ondan gelme arkadaşlar. 24 numarada ne vardı? 24 numarayı hatırladım şimdi. Albino dişimizle gri sarı erkeğimiz vardı. Bunlar da yeni eşleme bakın arkadaşlar. Yeni eşleme ama yumurtayı doldurdular. Bir yumurtamız daha doldu. Son yumurtamız yanlış görmediysen boş gözüküyor. Bunlardan 3 yavru çıkacak. Şunu da söylemek istiyorum sizlere. Hani boş yumurta olduğu zaman yuvadan almayın arkadaşlar. Yuvada yavru varken almanıza gerek yok. Alırsanız hatta sıkıntılı olabilir. Çünkü yumurtanın üstüne genelde yavrular yatıyor ve dik durmaya başlıyorlar arkadaşlar o şekilde. Ama yumurtayı aldığınız zaman dik duramayacağı için çarpık bacak sıkıntısı doğma ihtimali çok çok yüksek. Biz o yüzden bana bunu geçen de biri sormuştu. Şimdi aklıma geldi. Yavrular var, boş yumurtalar da var. Boş yumurtalar niye almıyorsun? Anne dişi hala yatmaya devam ediyor diye söylemişlerdi. Ben dişi yatmaya devam etsin diye değil arkadaşlar. Ben yavrularda çarpık bacak sıkıntısı olmasın diye boş yumurtaları yuvadan almıyorum. Zaten yavrular kendini kurtardıktan sonra kaç günlükken diyeyim? 16-17 günlükken boş yumurta varsa onları alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gerek kalmıyor. Zaten hayvan kendi başına durmayı öğreniyor. 25 numaraya geldim. Bunların bir yavrusu var. Şöyle babamızı göstereyim. Annemiz de gayet güzel. 25 numarayı açalım. O da karşıda. Yavru çok fazla beslememişler yalnız. Bunun ayağında yavrusu olan bir Japonesimiz var. Bunun da Japonese kaydıramaz. Çünkü hayvan zaten 5 tane yavruya tek başına şu anda bakıyor. Sıkıntı yaşayabilir. Başka kaydırabileceğim yuvamız var mı? Hemen bakıyorum. Neyse hızlı hızlı geçelim. Yoksa videomuz bayağı bir uzun olacak. Gerçi uzun videoyu da siz istiyordunuz zaten. Bunlar garanti takım bir yumurtadılar diye hatırlıyorum. Aynen 4-2 şu anda donluk var. Dolu olan yumurtalar hangileri? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir tanesi şu. Diğeri de direkt karşısındaki. Nereden anladın diye soracaksınız arkadaşlar. Yani bu şekilde anlamak birazcık zor ama anlaşılabiliyor arkadaşlar. Sağlıklı bir yöntem olsun derseniz telefonu flash ile kontrol edebilirsiniz. Bakın diğer iki yumurta kızılımsı duruyor. Benim gösterdiğim yumurtalar mat beyaza yakın bir rengi var arkadaşlar. Yani dolmuş demek. Onu da öyle söyleyeyim sizlere. Şunları karşıdan göstereyim ben. Bunlar da sadece mavi yavru atıyor. Geçen kuluçkamızda zaten ilk kuluçkalarıydı. Sadece mavi yavru attılar. Başka renkte bir mutasyonla veya şeyde başka bir yavru atmadılar arkadaşlar. Bunların da durumları öyle. Bu takımımız çok çok güzel. Hemen şöyle gösterelim. Dişimiz Texas, erkeğimiz Painted. Çok güzel bir takım. Anlaşıyorlar. Ortama alıştıktan sonra daha doğrusu dişi kendine hazırlıktan sonra bunlardan kesinlikle yavru yumurta gelecektir arkadaşlar. Ya bu tarz yuvalara kuşların alışması birazcık zor. Ama şöyle sunta olduğu zaman arkadaşlar veya MDS olduğu zaman onlara alışmaları daha kolay. Hani bu tarz veya özellikle de şu PVC kafesin plastik yuvalarına alışmaları ciddi anlamda bayağı bir zor. Ama alıştıktan sonra da daha da sağlıklı oluyor. Onu da söyleyeyim. 29 numaraya geldim. Yeni eşleme bunlar. Erkeğimiz şu anda yuvada, dişimiz de yuva ağzında. Bunlardan garanti yavru gelecektir. Gelmeme şansı yok. Diğer yeni eşlememiz burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Erkek yüzünü dönersek fotoğraf alacağım. Dönmedi. Sağ olsun. Dişimizin rengi çok güzel. Zamanında aynısının su yeşilinden bende bir tane vardı. Hatta Facebook'ta bizim grubumuz vardı. Onun da profil fotoğrafı yapmıştım. Dişini o yüzden çok beğeniyorum arkadaşlar mutasyonu. Bakın bunlar da garanti takım Hakan abiden gelme. Bunlar da yuva hazırlığı yapmaya başladılar. Yakında bunlar da yumurtlayacaktır arkadaşlar. Erkeğimizin rengi sarı yüz, gri hatta yeşil de var arkadaşlar. Spangle. Dişimiz de normal gri spangle. Hemen hızlı geçiyorum. Bayağı bir uzadı. Burada yine işlemimiz var. Bakın dişimiz yuva ağzındaydı. Bizi görünce kaçtı. Bunlar garanti yumurtlayacaklardır. Çünkü dişinin nesleşme gibi bir huyu yok arkadaşlar. Onlardan yumurta bekliyoruz. Burada kuluçkasını yeni bitiren bir takımımız var. Şu an yuvası boş. Tekrardan yumurtlayacaklar. Bunlardan da güzel yavru geliyor arkadaşlar. Salmada hatta 2-3 tane yavrusu mevcut. Şöyle gelelim. Bunlar bizim Samet abi var. Ondan gelme bir takım. Bakalım yumurtlamışlar mı? Bunda yakında yumurtlar diye düşünüyorum. Şimdi sürekli olarak yuvada. Şöyle göstereyim. Aşağıya geldim.
Burada sahiplendirdiğimiz jumbo bir takım vardı arkadaşlar. Bunların yavruları, iki tane yavrusu var. Şöyle alalım, yavrumuz ters dönmüş. Hatta yuvayı birazdan temizleyeceğim ben. Kirli değil ama biraz daha içindeki malzemeyi artırmam lazım arkadaşlar. Hayvanlar dışarıya çok fazla temas etmemesi lazım. Annemiz painted, çok güzel bir painted. Babamız da gri spangle arkadaşlar. 5 numaraya geldim. Bunlar birinci kuluçkaya yumurtaları boşalttılar. İkinci kuluçkaya yeni yatacaklar arkadaşlar. Erkeğimiz de yuvada şu anda. Erkeğin mutasyonu çok güzel. Duruşu muruşu çok hoşuma gidiyor erkeğin arkadaşlar. Bu da kendi ürettiğimiz yavrular. İkisi de hem de. Az kaçın da sizin boyunuza postunuza bakalım. Erkeğimiz bu. Bu erkeklere ben bayılıyorum. Şu an tedirgin oldu. Niye bilmiyorum. Normalde tedirgin olmazdı. Yuvadayken rahatsız ettim herhalde. Ondan dolayı tedirgin oldu. Erkeğimiz böyle, dişimiz böyle. Bu da gayet güzel bir işleme. İlk kuluçkaya geçirdiler. Tekrardan söylüyorum, yumurtalar boştu. İkinci kuluçkada bakalım, yumurtaları büyük ihtimalle dolduracaklardır. Şimdi şöyle erkeğimizi gösterelim. Bu da Berten abinin oradan gelme şov bir erkek arkadaşlar. Kuşlar niye bu kadar sustu? Bir anda sessizlik oldu. 7 numara yuvamızı açalım. Dişimiz gayet güzel yatıyor. Bunlarda bayağı bir yumurta var bu arada. 2, 4, 6, 8, 9 tane yumurta var arkadaşlar. Yanlış saymadıysam tam olarak 9 tane. Sen de mi bakıyorsun? Aynen 9 tane var. Maşallah diyelim, nazarımız dokunmasın hayvanlara. İşimiz çok güzel, erkeğimiz zaten güzel. Bunlardan gelecek yavrular da benim açıkçası beklediğim Salma'da gri spangle'lar falan var. Gri parçalı şovlar var arkadaşlar. Tam parmağımın ucunda, hatta yakından da göstereyim. Bunlardan mutasyondan yavrular bekliyorum. Bakın birisi, o da çok güzel bu arada. Diğeri de bu. Bu mutasyon yavruların gelmesi lazım onlardan. Yavrular ciddi anlamda çok iyi oldu arkadaşlar. Beklentimin çok çok üstünde oldu. Güzel eşlemeler yapmışız. Güzel de yavrular geldi zaten. 9 numaraya geldik. Bunlar da eşleme yapmış mıydık? Yapmıştık. Sarı yatlıydık. Bunlar çiftleşme olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar dişi yuvada yatıyor. Bunlar da kesinlikle çiftleşme olur ama. Onun garantisini verebilirim. Erkek için dişi önemli değil zaten. Çok fazla. Dişi de zaten eş seçmiyor. Kesinlikle bunlar yumurtlayacaklardır. Yumurtlamama şansı yok. Geldik buradaki diğer takımımıza. Bu da Hakan abinin jumbo takımı arkadaşlar. Erkeği çok güzel. Dişisi erkekten güzel arkadaşlar. Bakın şimdi birazdan göstereceğim. Bu takım cidden çok güzel. 11 numara. Şöyle açalım. Dişimiz yumurtaya yatıyor. Yumurtasından kalktı şu an bunun. 2'de 1 dolu. 2 yumurtası dolu. Bir tanesi boş gözüküyor. Son yumurtada büyük ihtimalle dolacaktır arkadaşlar. Dişiyi göremedik. Kaçtı. Neyse. Rahatsız etmeyelim. 28 numaraya geldim. Bunların ilk yavrusu dün gece çıktı arkadaşlar. Biz burada sahuru beklerken buradan ziyak ziyak sesler geliyor zaten ve yavrumuz da çıkmış zaten. Annemize yavruyu bırakmak istiyor büyük ihtimalle. Biz yavrumuza bakalım. Susak gayet güzel, dolu. Yavrumun treningi gayet güzel. Herhangi bir problem yok Allah'a şükür. Bakalım inşallah sağ salim çıkartırlar. Burada bizim Texas yavrumuz var. Bakın Gold Texas yuvadan atladı. Kursağı boş, o yüzden kapatıp duruyor. Problem değil, dalları yiyor zaten. Bunlar tekrardan kuluçkaya yatacaklar. Şu anda sadece bir yavruları kaldı arkadaşlar. O da artık onun yem kırmasını beklemezler. Tekrardan çıkışırlar diye düşünüyorum. Üst basık çoğumuz da yuvaya girmiş bu arada. Beraber yatıyorlar herhalde. Aynen. Şuna baksana arkadaşlar. Şu heybete baksana şu yeşildeki. Bunların da 5 yumurtası var. Bunları büyük ihtimalle dolduramadılar. Erkeğimizin poposunu tıraşlamamız lazım. Tüylerden dolayı yumurta doluluğu az gelebiliyor arkadaşlar. Şöyle bir kapak güzel olur gibime geliyor. Kapak fotoğrafı çekeceğim. Erkeğin böyle halleri hareketleri yoktu. Belki hatırlarsınız veya hatırlamazsınız. İzliyorsanız zaten hatırlarsınız arkadaşlar. Niye yoktu diyorum. Çok pısırık bir erkekti. Şu anda gayet güzel. Alt kafesimiz de boş arkadaşlar. Şimdi salmamızı gösterelim. Salmada gösterecek yerler nelerdir. Dediğim gibi biraz önce gösterdim mesela. En baştaki 2 numara yeşille mavi dişimiz var. Onların yavru da salmada var demiştim. Bakın yavrusunun biri bu. Yeşil spangle. Bakın bu da ilk düğüne girmiş. Gayet güzel bir kuş. Bu da ciddi anlamda büyüdüğü zaman kendini gösteren bir kuş olacak. Başka gösterebileceğim şu anda yuva kalmadı zaten arkadaşlar. Bütün hepsini açtık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Açmadığım varsa da kusuruma bakmayın. Belki de azınlıkla unutmuş olabiliriz. Tekrardan söylüyorum. Bunların yumurtaları alınacak. Erkeğin poposu tıraşlanacak. Onu büyük ihtimalle bugün yaparım. Daha sonra eşe atılacak. Bu arada şöyle bir şey düşündüm. 19 numaranın erkeğiyle şuradaki 1 numaranın dişisini de eşlesek güzel yavrular gelir. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Bir sonraki videomuzda zaten bunları büyük ihtimalle video içerisinde sizlerle beraber yaparız arkadaşlar. Sizlerden ricam, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.